Türk sinema ve tiyatrosunun yaşayan efsanesi Metin Akpınar'ın hayatı, filmleri ve söylemleriyle keyifli mi keyifli portresini sizler için hazırladık. Aksaray sokaklarının mahalle kabadayısı Üçgen Metin iken... Mahalle delikanlısıydı, sadece o dönemde işte bilekli delikanlı denilen, açık gözü pek. Nasıl sinema ve tiyatronun efsanesi oldu? Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Hemen hızlanıyor tren, gözlerim babalandı. Dolaştı üzgün üzgün. Yol arkadaşı, ortağı, can dostu Zeki Alasya ile yolları nasıl kesişti? Zeki ile çok benzerliklerimiz, çok örtüştüğümüz yanlar vardır. Örneğin aynı semtin çocuklarıyız. Görüyorsun nasıl kasılıyor? Bu hergele mi dövmüş beni? Kim söyledi? Herkesin ağzında. Ne bakıyorsun öyle? Haklı kız. Nasıl haklı? Niye gidiyorsun plajda çıplak kadınları seyrediyorsun? Ulan sen çağırdın ya. Ben çağırırım arkadaş, sen bana bakma ya, sen gelmeyecektin. Allah Allah. Neden yıllarca küs kaldılar? Yıllar sonra nasıl barıştılar? 1444 defa soruldu. 1444 defa cevap verdik. Dükkanı açmak için tek çare evi satmak. Satacağız ama sen niye evet diye saldırıyorsun hemen? Dur bakalım, biraz naza çekelim kendimizi. Naza niye çekiyoruz sonunda satacaksak? Ulan ne salaksın be! Ya niye ya? Niye oğlum be? Fiyatı arttırmak için oğlum. Şiştiniz mi beyefendi? Ne oluyor gene? Ulan o ne biçim tokattı be? Sanat uğruna neden babasıyla ters düştü? Neden baba olmamayı göze aldı? Rahmetli babamı kırdım ki. Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Türk sinemasının yaşayan efsanesi büyük usta Metin Akpınar'ın portresi geliyor. Ben gelir hoş gelir ley ley bir bilek. Babaları hoş gelir mini mini güzel gel bize. Duydum yar bize gelir ley ley bir bilek. Safa gelir hoş gelir mini mini bakar gel bize. Kasım 1942'de 4 kız çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğu olarak Aksaray'da dünyaya geldi Metin Akpınar. Mahallenin bıçkın delikanlısıydı. Yarın yeni bir işe başlayacağım bir. O dönemin tabiriyle mahallenin kabadayısıydı. Üçgen Metin diyorlardı ona. Buralarda her şey biraz abartılır. Hatta bunun hit noktası bir arkadaşım benim dışımda anlatmış. Ben yürüdüğüm zaman kepenkler inermiş. O kadar ürkütücü. O kadar da değil. O kadar da kabadayı kadar da değildim. Biz zaten kabadayı, mafya vesaire falan değildik. Biz mahalle delikanlısı. Bitirimlik, kabadayılık bir kitapla bitti. Bir gün Dostoyevski okudu ve hayatı değişti. O artık sanatçı olmalıydı. Demek her şey bozuluyor sizin kralı. Son zamanlarda biraz sinirleri gergin. En çok kimlere bozuluyor? En çok eski krallara bozuluyor. Yılı 1961. Zeki Alasya ile yıllar sürecek ortaklığın temelleri atıldı. Yeşilçam'ın en unutulmaz ikilisi oldu yıllarca onlar. Yaptıkları filmlerle milyonların gönüllerine taht kurdular. Hasta mısın oğlum sen? Aşığım arkadaş, aşık. Aşık oldum, anlıyor musun? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Aşık oldum, aşık. Zeki Alasya, Metin Akpınar aslında mahalleden arkadaştı. Metin Akpınar kurulan dostluğun temelinin sağlamlığını bakın nasıl anlatıyor. Zeki ile çok benzerliklerimiz, çok örtüştüğümüz yanlar vardır. Örneğin aynı semtin çocuklarıyız. Aşağı yukarı Şehzadebaşı ve Aksaray.
Babalarımız aynı kurumda çalışırlardı. Aynı mahallede doğmuşuz, büyümüşüz. Babalarımız aynı işte çalışıyor. Annelerimiz öldüğünde imamları aynıydı. Sen ne yapıyorsun orada? Adettir. Gidenin arkasından su dökülür. Biz bir yere gitmiyoruz ki. Deli misin kız? Biz seni bırakıp, bütün bu insanları bırakıp nereye gideriz? Başka mahallede yaşayabilir miyiz biz? Deve kuşu kabareyi kurdular Zeki Alasya ile birlikte. 60'ların ortasında tiyatroyu sevdirdiler Türk halkına. Yapışır buraya namussuz, yutsan yutamazsın, çıkarsan çıkartamazsın, hasta eder adamı be. Makine olsa kurşun sıkarırım o bastırmanın sinirine. Niye anlatıyorsun sen bunları ya? Kasaba anlatıyorum. Ne kasabası? Bütün kasaba halkı bunu duymalı. Asabi bastırmalar aynı. Sonra sinema geldi. Küçük rollerin ardından Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre serilerinde Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe dörtlüsü güldürdü milyonları. Altınları hamura döktü bu salak abi. Altınları mı döktü? Emel Sayınlı, Mavi Boncuk filminde Zeki Alasya ile birlikte oynayan Metin Akpınar'a bu kez Tarık Akan ve Münir Özkul da eşlik ediyordu. Bize dayak attırdı. Hem de hiç suçumuz yokken. Bak, çürükler hala geçmedi. 70'li yıllarda Zeki Alasya ile Fırtına gibi estiler. Zeki Alasya ile Metin Akpınar ikili olarak ilk filmlerini 70'li yılların ortasında yaptı. Her yıl en az 2 Zeki Metin filmi izledi sinema seyircisi. Çocuklar dağ gibi çamaşır birikti. Çamaşır makinemiz var ya. Cereyan yok. Lan ne cahilsin be. Bir akü olsa çalışır makine. Her filmleri gişe rekorları kırdı o yıllarda. Metin Akpınar, Zeki Alasya ile beraber oynamayı satranç oynamaya benzetti yıllarca. Satranç oynar gibi oyun oynarız Zeki ile. Birkaç hamle sonrasını ikimiz de görürüz. Ona rağmen de doğaçlama bir şekilde gideriz ve çok sevindirici bu beni. Gizli bir iletişim. Şimdi, tabii. Bir arka kapısı olmalı buranın. Bir arka kapısı olmalı diyorum. Burada arabacı Gani yatmıştı, bir arka kapıdan bahsederdi hep. Arkada olmalı, gel. Tamam. Bir pazarımız var be. Yeni mi icat oldu sabah sabah şarkı söylemek? Allah Allah. Kalk lan, kalk. Böyle güzel bir günde şarkı söylemek varken yatılır mı? Kalk. 70'li yıllarda sayısız filme imza attı ikili. Metin Akpınar Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriydi. Ailesi, özellikle de babası oyuncu olmasına karşı çıktığı halde evden kaçarak kurduğu hayallere ulaşmıştı Akpınar. Rahmetli babamı kırdım ki bir yüksekokulu bitirmezsen, işte kalp vizitinde doktor, doçent, prof yazmazsa çok üzülürüm, sana hakkımı helal etmem diyordu. Sonra etti ama önceleri çok üzüldü mesela. Tiyatrocu olmamam için dayatılıyordu evden bana. Evden kaçtım diyebilirim. Metin Akpınar çok erken yaşta evlendi. 1961'de Göksel Özdoğdu'yla dünya evine giren Metin Akpınar, erken yaşta evliliği de, baba olma hayalini de sanat uğruna ihmal ettiğini söylüyordu. Erken evlendim, evliliğimde başarılı olmak sanatımdan bir parça ayrılmaya bağlıydı. Yani sanatı biraz ihmal etmeye bağlıydı. Ben eşimin de anlayışıyla evimi ihmal ederek sanatımı ihmal etmedim. Ama gene de bir şeyler kaybettim sayılır. Bir çocuk sahibi olmadım. Olamadım değil, olmadım. Çünkü o olsaydı ben bölünecektim. Metin Akpınar'ı yaratamayacaktık. Fıstık, öğleye Emel Hanım'a tavuk pişireceğim ama sen keser misin? Deli misin Süleyman abi? Ben tavuk kesebilir miymiş? Düşer bayılırım. Emel Hanım, acaba siz keser miydiniz? Ya. 90'lı yıllar, Zeki Alasya ile televizyonda devam eden ortaklık. Sinemayla başlayan Zeki Alasya Metin Akpınar dönemi 90'larda televizyonla devam etti. Zeki Metince adlı programındaki skeçleriyle güldürdü Türkiye'yi büyük ikili. Gördün mü? Görmedim ama görmüş kadar oldum. Yok yok onu demiyorum, gördün mü kızmadı diyorum. Ha. İnanmıyor, ben göstereyim dedi, bindi arabasına gitti ya bro. Vallahi ya. Yıl 1999. Zeki Alasya, Metin Akpınar yıllar süren dostluklarında bir yol ayrımına girdi. Metin Akpınar propaganda filminde rol alma kararı aldı ve yıllar sonra Zeki Alasya olmadan ilk filmini yaptı. Bu sınırı tam buradan mı geçecek Mehdi? Evet. Peki ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak karşıya hiç geçemeyecek miyim? Geçemez.
Ya bunu kim engelleyebilir? Kim ne der buna ya? Ben. Ama ayrılıkları uzun sürmedi. Yine aynı yıl Zeki Alasya ile Güle Güle filmini yaptı Metin Akpınar. Yıllarca Türkiye'yi güldüren ikili bu kez ağlatmıştı sevenlerini. Sevdiler. Ne kadar çok seviyorum. Metin Akpınar, Güle Güle'de ağlatmadan bir yıl önce çıktığı programda ağlatan rollerde de oynamayı çok arzu ettiğini söylemişti. Tabii hep düşündüm ama hiç imkanım olmadı. Yalnız işte sinemada zaman zaman bunu uygulamaya çalıştık. Yalnız Gülmece'nin altında yatan trajedi zaten onu içeriyor. Bugün gülünecek, insanı kahkahalarla güldürecek her olaya bir başka objektifle baktığınızda onun içinde çok ciddi bir dram bile demiyor. Trajedi yattığını görüyorsunuz. Zeki Alasya ile küslükleri ve barışmalarıyla hep çok konuşuldular. Türk komedisinin dev ikilisi Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın bir dargın bir barışık geçirdiği yıllarda kırgınlıkları hep gündem olmuştu. 1444 defa soruldu. 1444 defa cevap verdik. Yorulduk. Yan yana duruyoruz. Gayet iyiyiz. Ne mecburiyetimiz var kırgın olsak böyle aynı projede olalım? Ne mecburiyetimiz var yan yana duralım? Biz ayrı falan değiliz. Biz ayrılmadık. Bizim Deve Kuşu Kabare diye kocaman bir şirketimiz var. Ofisimiz var. Kazanılmış haklarımız var. Hala süren bir beraberliğimiz var. Vergimiz var, paramız var. Orası işliyor. Bir araya geldikleri her an onlara hep küslüklerinin nedenleri soruldu. Hep esprili cevaplar verdiler. Anam insanlar kolay barışamıyorlar tabii. Dargınlık uzun sürüyor. Malumdur. Çeşitli nedenlerle evlilikler arada bir sona erer. Sonra insanlar ya istedikleri gibi bir başka eş bulamazlar, ya eskiye dönüp bakarak ne kadar güzel günlerdi diye karar verirler ve yeniden bir araya gelirler. Şimdi tabii bunu birebir bizim olayımıza tam oturtmak mümkün değil. Ama benim bu halimi beğenmiyor musun? Yok, fena değil, fena değil. İş böyle yürümeyecek. Böyle plastik oturak doldurmak mı olmaz bu iş? Peki bırakalım da petrolümüz boşa mı aksın? Başka insanlarla karşılaşınca, başka insanlarla iş yapınca, birlikte yaptığımız işlerin tadı, lezzeti, keyfi ve ne kadar önemli olduğu daha bir beliriyor, onu söyleyeyim. Her zaman ifade ettiğim bir olaydır. Metin Akpınar, Cumhuriyet döneminin en önemli oyuncularından biridir. Böylesine önemli bir oyuncuyla birlikte olmanın, yani birlikte oynamanın, böyle bir oyuncuyu yönetmenin tadını yıllarca yaşadım. Çoğu kez Metin Akpınar'la Zeki Alasya'nın küslüğünde maddi konuların da etkili olduğu yazıldı, çizildi. Birleşmemiz de çok etkili oldu çünkü diziler bitti, sürünüyoruz, ne yapalım onun için. Mecburen birleştik hani. Efendim, ekonomik nedenler hiç etkili olmadı, hiç. Ayrılmamız da biraz olmuştur, yalan söylüyor. Paranın kontrolü benden çıkınca paraları yedi. Bütün mesele o. Metin Akpınar 2000'li yıllarda da sinemayı bırakmadı. Gerek Zeki Alasya'yla gerekse tek başına pek çok filme imza attığı 2000'li yıllarda Metin Akpınar hep gündemde oldu. 2000 yılının konuşulan filmi Abu Zer Kadayıf'ta bir arabesk şarkıcısını canlandırdı. Konser vermek çok iyidir. Neden dersen, müzik açısından yani böyle global olarak halkı sanata aşılamak, sanatı halka aşılamak çok iyidir. 2002'de Rus Gelin'de bir pehlivanı canlandıran Metin Akpınar, Döngel Karhanesi filmiyle de çok konuşuldu. Bak şunlara bak. Yakışmaz mı güneş pehlivanın şanına be? Böyle mi güneşilir? Deminden beri itişim kalkışımlar saatlerdir. Memuriyetinden olmayasın. Ne diyorsan onu yap Berdan. Hayır, yanlış bir iş yapmayalım da. Sanat üretimine televizyon dizileriyle de devam eden Metin Akpınar 2005'te Çat Kapı adlı sitcomla çıktı sevenlerinin karşısına. Hoş geldiniz Üstün Bey amca. Şu tavanda tepinmeyi keser misiniz? Biz tavanda tepinmiyoruz ki, biz yerde tepiniyoruz. Sizin yeriniz benim tavanım. Benim tavanım da benim başımın üstünde. Demek ki siz benim başımın üstünde tepiniyorsunuz. 2009'da Papatyam adlı dizide rol alan Büyük Usta'nın son dizisi, 2016'da Show TV'de ekrana gelen Aşk Laftan Anlamaz'dı. Metin Akpınar dizide Hande Erçel'in dedesini canlandırıyordu. Bana bak, sen kimsin, sen ne ediyorsun Hüsam, sen kendinde misin? Baba. Ben sana demedim mi ki torunumu üzersen ben daha seni çok üzerim. 2021 yılında 30 yıl sonra ilk kez tiyatro sahnesinde izledik Metin Akpınar'ı.
Zeki Alasya'ya son veda. Metin Akpınar hayatının en büyük acılarından birini 2015'te yaşadı. Can dostu Zeki Alasya hayatını kaybederken cenaze töreninin en üzgün insanlarından biriydi Metin Akpınar. Metin Akpınar'dan unutulmaz şarkılar. Metin Akpınar Türk müziğini hep çok sevdi ve güzel sesiyle birçok filmde birbirinden güzel şarkılar söyledi. O filmlerden biri olan Güler Misin Ağlar Mısın da Dargın Ayrılmayalım şarkısını tren ambiyansında söylemesi seyirciyi çok güldürmüştü. Şimdi istasyondayız. Yaşa. Tren kalkmak üzere. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Hemen hızlanıyor tren. Gözlerim bakıldı. Dolaştı üzgün üzgün. Dolaştı üzgün üzgün. Petrol Kralları filminde Baharı Bekleyen Kumrular gibi şarkısını seslendirerek sesinin güzelliğini bir kez daha gösterdi Metin Akpınar. Dudaklarımda senin ismini söyledim durdum. Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Yeşilçam'ın büyük ustası bir ulu çınar Metin Akpınar. Filmleriyle, oyunlarıyla kahkaha hafızamızda yer eden Metin Akpınar'a saygılarımızı iletiyoruz.